Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün VKS Darkblue'yu tanıtacağım size. Kendi motosikletim, 1000 kilometredir falan kullanıyorum ortalama. 1020-1030 falan oldu şu an. Kendi deneyimlerimi aktaracağım size, Spontin'de olduğu gibi. Şöyle söyleyeyim, videoyu çok uzun tutmayayım size. Önce kısaca başlı bir özelliklerini söyleyeyim. 125 cc, 6 litrelik yakıt deposu var. USB'si var, torpidosu var. Dörtlü, sinyal, uzun kısa, enjeksiyon kesici ya da marş kesici nasıl adlandırırsanız. Stabil özellikleri var. Ön tarafında ledleri var. Şu şekilde motosikleti çalıştırarak size ledlerini göstermiş olayım. Kontağımızı açıyoruz. Enjeksiyon dolana kadar bekliyoruz. Gündüz ledleri var. Mercekli far var. Uzun, kısa. Videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum. Dörtlüye basınca da motosiklette gündüz ledleri turuncuya dönüyor. Dörtlüyü kapattığım anda otomatik kendinden beyaza geri dönüyor. Arkadan da göstereyim size yanmış halini. Dörtlüsünü bir daha yakalım. Bu arada gösterge de çekelim Fatih. Gösterge de çok sade. Yani benim beğenmediğim bir saat göstergesi olabilirdi. Saat göstergesi koymamışlar. Trip sayacı yok. Sadece hız göstergesi, devir saati, yakıt göstergesi, kilometre. Bir de şurada enjeksiyon ışığımız var. Başka hiçbir şey yok. Temel. USB'si burada. USB şarjeri. Torpidosunu göstereyim arkadaşlar size. Torpido şu şekilde açılıyor. Torpidonun bir kronik sorunu var. Problem şudur. Torpidoyu kapattıktan sonra şöyle boşta kalıyor. Buna çok basit şu şekilde bir tane vurduğunuz anda yerine oturuyor. Bu bir problem. İkinci basit problemini söyleyeyim size. Dark Blue'larda depo şişmesi oluyor. Depo şişmesinden kastım nedir? Yakıt alıyorsunuz motosikletinize. Biraz güneşte kaldı ya da uzun bir süre yol gittiğiniz anda motorun alttan gelen ısısıyla beraber motosiklet şişiyor. Yani deposu şişiyor. Motor şişmiyor. Özür dilerim. Onun da çözümü şu. Hemen koltuk altımızı açalım. Depo kapağına ufak bir delik açıyoruz. Yetkili serviste ufak bir delik açtığımızda buraya bu problemi çözdük. Yani depo aslında şişmiyor. Genleşme yapıyor. Buradan ısındığı için ufak bir delikle bu problemi kesinlikle çözdük. Dark Blue'su olan arkadaşlar, eğer depo kapağınızı açtığınızda şöyle tıs tıs diye sesler geliyorsa, yani şişme oluyorsa, yetkili servise ya da herhangi bir servise gidip ufak bir delik açmasını söylerseniz problemi çözer. Koltuk altına yarım kask dahi sığmıyor ama böyle ıvır zıvır. Ben yağmurluğumu montumun içine atıyorum. İşimi görüyor. Koltuğu kapatırken şurada kilit yeri var. Kilitliyoruz. Yolcu ayak basamaklarımız burada. Normal manuel aç kapalı. Onun dışında yani ben kendim şahıs olarak sorarsanız memnun muyum? Memnunum. Ha, kilometre saatinde şöyle bir olay var. Motor 89 kilometre hızlara ulaşıyor. Maksimum 90 görüyor ama aslında 100 kilometre ile gidiyor. Nasıl biliyorsun derseniz kendi kardeşimin PCX ile beraber yolda test ettik. Ben 90 ile giderken kendisi 100 ile gidiyordu. Ayrıca bir başka arkadaşımın MX ile de test ettim. O da 100 kilometre hızla giderken benim motorum 90 ile gidiyor gösteriyordu. Kilometreyi doğru ölçüyor. Yolda gittiği mesafeyi doğru ölçüyor. Ama hızı 10 kilometre geride gösteriyor. Bilakis sadece son süratte değil. Ben 55 ile giderken yanımda giden PCX 65 gösteriyor ibrede. Ben 70 ile giderken yanımda giden PCX 80 gösteriyor. Yani 60 ile giderken 70 ile gidiyorsun. 10 kilometre ya da 9 kilometre geride gösteriyor motosiklet. Ama gittiğin menzili doğru sayıyor. Hani hızı 10 kilometre geride gösteriyor diye yaptığı mesafeyi de eksik saymıyor. Yaptığı mesafeyi doğru sayıyor. Onu test ettim. Örnek veriyorum, Ataköy'den Avcılar'a 20 kilometre ise bu mesafeyi ölçtüğümüzde PCX'de kilometremiz aynı ama ben 10 kilometre yavaş gidiyor gözüküyorum. Sadece mevzu bu. Başka bir etkeni yok. Lastiklerini merak eden olursa lastikleri Lylon. Fabrikasyon Lylon lastik geliyor. 1000 kilometrede hali bu. Öne 30, arkaya 32 hava basabilirsiniz. Kombine fren sistemi var. Arka frene bastığınızda %30 oranda ön freni de tutuyor. Ön freni güzel, yeterli, 125'lik bir motosiklet için ideal. Arka freni biraz zayıf. Arka freni de yakın zamanda bir çözüm bulacağım. Kampanayı falan değişmeyi düşünüyorum ama şu an çok yeni olduğu için ihtiyaç duymadım.
Hız olarak, performans olarak sorarsanız yani 125'lik bir motosikletten, yani bir scooter'dan ne bekleyebilirsiniz ki? Şehir scooter'ı İstanbul içinde beni her yere götürüyor. Avcılar'da ikamet ediyorum. Avcılar'dan Maltepe'ye kadar yani ortalama 60 kilometre, 55-60 kilometre bir yol var. Kontak kapatmadan tek nefeste gidiyorum. Arkadaşımı alıyorum. Oradan Kadıköy'e geçiyorum. Kadıköy'de günümü geçirdikten sonra akşam Avcılar'a kadar 50 kilometre kontak kesmeden gazlamaya devam ediyorum. Deposu 6 litre demiştik. 6 litre depo ile ortalama 200 km gidiyorsunuz. Ben kendim yetkili RKS'in servisinde çalışan bir personelim. Gelen müşterilerime sorduğumda 200-220 km arası yol gittiğini söylediler. Rodajdayken biraz fazla yakıyordu. Rodaj bittikten sonra yani bir ortalama 800 km'den sonra yakıtı daha da düşmeye başladı. Şu an 1000 km'lik sürdüğüm için yakıt konusunda tam dillendiremiyorum. Bakalım bir 2000 km'yi aştıktan sonra yakıt durumu ne olacak? Bir daha size ileteceğim. Çantasına gelelim. Çantanın içi dolu olduğu için açamıyorum. Çantasını size şu şekilde söyleyeyim. Çantayı koymak için koymuşlar. Çok da etkili bir çanta değil. Ama hiç olmamasından iyi midir? Hiç olmamasından iyidir. Ya onun dışında gayet temel, ideal kullanabilecek bir motosiklet. Arka kampana, ön disk. Durumları öyle. Görüşmek üzere.